Selamlar gençler herkese. Milletin Bakanı'nın yayınlamış olduğu 4 dört konu pekişme testleri, itme ve çiziksel momentumun 3. testindeyiz. Birini sorumuzdan başlayalım gençler. Küp şeklinde bölmelendirilmiş sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda M kütleli X isminin hızı V'dir. X ismine bir kuvvet uygulandığında hızı V üssü olmaktadır. Buna göre cisme etkilen itmenin büyüklüğü kaç MV'dir diye soruyor gençler. Şimdi bize itmeyi soruyor ya burada. İtmeyi sorduğu zaman ne yaparız? itmeyi momentum değişiminden bulabilirsiniz gençler. İtme, momentum değişim eşittir. Bu da nasıl yazılır? P son eksi P sıfır diye de yazabilirsiniz. Veya ben daha çok şunu kullanıyorum. M çarpı delta V şeklinde yazabilir. Tabii ki delta V'yi nasıl yazabilirsin başka? V son eksi V sıfır şeklinde yazarsınız gençler. V son eksi V sıfır ne demek? V son aynı kalsın. V sıfırı ters çevirin demek. Yani şu gördüğümüz V üssü var ya. Bu V üssü bizim için V son. V son aynen kalsın. Şu bu da, bu da bizim gördüğümüz V 0dı bunu ters çevirin demek. Şimdi bunu ters çevirdiğimiz zaman ne olur? Bunu ters çevirdiğimiz zaman şöyle tam tersini almış olun, eksi V 0 yapar. Şimdi bu V sonu da bileşene ayırmak istersek biri şöyle, biri de şöyle olan iki tane bileşene e, ayrılır bu V son. Dolayısıyla baktığımız zaman bakın şurası dik, şurası dik. Aynı zamanda e, yatay bileşen ile V0 da dik. Yani dolayısıyla üçü de birbirine dik oldu. Vektörlerde eğer üçü de birbirine dikse, yani her bir bileşenden bir tane aldığımız zaman cevap burada. E, F, F, F ise F kök 3 olmaktaydı gençler hatırlıyorsanız eğer. Yani şöyle kısaca bir hatırlatmasını yapayım sizlere. Eğer şöyle bir küpümüz varsa burada mesela şunu, şunu bir de ne var şu. Şöyle f, f, f verdik her zaman buradaki bileşkemiz f kök 3 idi. Dolayısıyla burada cevabımız ne olacaktır? Her birine v, v, v dersek ne olur o zaman bileşkemiz burada v kök 3 olması gerekir gençler. Yani burada m çarpı delta v'de delta v yerine delta v yerine ne yazacaksınız? v kök 3 yazmanız lazım. m de var. O zaman ne yapmış oldu? Kaç mv yapmış oldu? 3 ve yapmıştır dersiniz cevabımız B şıkkı olur gençler devam ediyoruz ikinci sorumuza sürtünme katsayısının 0.75 olduğu yatay zeminde 4 kilogram kütleli X ismi K noktasından şekildeki yönde zemine paralel 20 metre/saniye hızla atılıyor cisim K noktasından 10 metre uzakta bulunan düşey duvara tam esnek çarpışma yaptıktan sonra geri dönüyor ne demek bu demek ki enerji kaybı olmayacak gençler Aynı büyüklükte hızla geri gelecek. Buna göre x isminin k noktasından ikinci geçişine kadar zaman aralığında momentum değişimi kaç kilogram bölü metre, metre bölü, saniyedir. Şimdi burada tabi şu ifade edin. Yani ben ee, şuraya çarpma hızıyla oradan geri dönme hızının büyüklüğü eşittir diyorum. Yoksa e, buradaki hızının 20 olduğunu söylemiyorum. Niye? Sürtünme olduğu için burada bir enerji kaybımız olacaktır. Peki ne kadar enerji kaybı olacak? Önce sürtünme kuvvetini bulalım. Sürtünme kuvvetinin formülü düşeyde bir kuvvet yoksa Km gelir. K'mız 0.75 0.75'i 3 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Şuraya 3 bölü 4 yazıyorum. Cismin kütlesi 4 çarpı 10'dan. Şöyle yazarsak sürtünme kuvvetini ben Burada 30 Newton bulmuş oldum. Gençler sürtünmeye harcanan enerji ne kadardır? Sürtünmeye harcanan enerji de Fs çarpı x de bulunur. Fs'miz 30. X ne kadar? 10. Dolayısıyla her bir geçişinde 300 300 söyleyemedim. 300, 300 jül enerji harcanacaktır. Yani bir giderken 300 harcayacak bir de gelirken 300 harcayacak. Toplamda 600 jül enerji harcanacak. Yani o zaman bizim başlangıçtaki bir kinetik enerjimiz var ya bu kinetik enerjiden 600 jül enerji harcadığımız zaman ne olacak? Son durumdaki kinetik enerjiye ulaşmış olacaksınız. Burada yerine koyalım. Başlangıçta ee, hızı 20 idi. Kütlesi kaç? Kütlesi 4. Hızı 20. Eksi 600 eşittir. 1 bölü 2. 4 çarpı v kare şeklinde yazarsınız. Şurada sadeleşme yapalım. Şuradan şunlar giderse 2. 400 çarpı 2'den ne yapar? 800 yapar. Eksi 600 eşittir. Şuradan da 2 v kare kaldı. 200 eşittir. 2 v kare v kare eşittir. 100 V eşittir 10 çıktı mı? Ha. Şimdi gelelim son kısma. Bize momentum değişimini soruyor. Momentum değişimi nasıl bulunur? Momentum değişimi m çarpı delta v ile bulunur. M çarpı v son eksi v sıfır. E, kütlesi 4. E, v son eksi v sıfır. V son aynen kalsın diyor. Şimdi geri gelişte burada hani 10'la geldi ya. Onu 10 on aynen kalsın bu v sıfıra. V, v son şu da v sıfır. V0 ters çevirin. O zaman bunu ters çevirirseniz burası da 20 yaptı. 20 ile onun toplamı ne yapar o zaman? 30 yapar. Dolayısıyla değer de değeri buradan e, 120 kilogram çarpı metre bölü saniye gelecektir gençler. Cevabımız bu durumda D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Sürtünmelerin ihmal edildiği düzlemde x ismine etki eden net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir. Cismin t ve 5t anındaki hızları sırasıyla 9v ve 5v olmaktadır. Buna göre x isminin t eşittir 0 anındaki hızı kaç v'dir? Şimdi bize t ile 5t anındaki hızlarını vermiş ya aslında siz buradan şeyi bulabilirsiniz yani momentum değişimini bulabilirsiniz. Ne kadardır buradaki momentum değişimi? M çarpı 4V kadardır. Bu neye denk gelir? Gençler kuvvet zaman grafiğin alanı itmeyi o da bize momentum değişimi verir. Buradaki alan bulacaksınız. Buradaki alanı bulmak istersek kısaca aslında ortalamasını alabilirsiniz buradan. Ne yapar ortalaması? 1.5F çarpı 2T'den şurası 3FT yaptı. Tabii artı değil mi? Artı 3FT. Aşağısı ne yapar burası? 2 i̇ki çarpı 2'den de eksi 4FT yaptı. Yani burada o zaman itme ne kadar gençler? Eksi 1FT oldu. 1FT'lik itme bize neye neden oldu gençler? 4MV'lik değişme mi neden oldu? Şimdi bize diyor ki başlangıçta ne kadardır? Şuradaki alanı bulmak istersek burası ne yapar? 2FT yapar. O zaman 2FT ne yapar? 8 mv'lik bir değişmeden olacaktır. Şimdi bakın burada e, t anındaki t anındaki hızına 9v demiş ya ama biz de ne bulduk burada? Tabii ki momentum değişimini hani siz e, 8 mv buldunuz ama bu nedir aslında? m çarpı delta v'dir. Delta v ne çıkar buradan? 8v çıkar. Yani 8 artmış hali 9v ise artmamış hali başlangıçtaki hali ne kadardır? 1V kadar olması lazım. Neden? Çünkü biz buradan ne bulduk? Delta V'yi 8V bulduk. Değil mi? 8 mv olması için. 8V olması lazım. 8V artmış hali 9V ise artmamış hali 1V olması gerekir. Cevabımız C şıkkıdır gençler. Dördüncü sorumuz. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde 10 kilogram kütleli tahta blok durgun halde durgun halde bulunmaktadır. Her biri 1000 gram. 1000 gram ne demek? 1 kilogram. 1 kilogram. Ee, X ve Y mermilerin hızları sırasıyla 500 metre bölü saniye ve 300 metre bölü saniyedir. Tahta bloğa X mermisi yatayla 53 derece, Y mermisi ise 37 derece açıyla aynı anda saplanıyor. Buna göre ortak kütlenin hızı kaçtır? Şunu da yine 1 kilogram yapalım. Şimdi gençler burada aklınız olsun. Eğer yerde duran bir cisim bir cisim çarparsa veya yerde duran cisimden dışarı bir cisim atılırsa her zaman yataydaki momentum korunur. O yüzden siz de burada önce yatayda kızarmanız bulmanız lazım. Burası ne yapar? Şurası aslında o karşısında olduğu için burasının 300 olması gerekir. Peki burası ne kadardır? Burası da 53'ün karşısında olduğu için burası da 4'ün katı olacak. Peki 4'ün kaç katı olacak? Burası 5'in 60 katıysa burası da 4'ün 60 katı. Yani 240 olacaktır. Şimdi burayı aşağı yapıyorum. Şimdi P0 ne? Bu cismin kütlesi şöyle bir cisim yapalım. 1 kilogram değil mi? Bu cismin de kütlesi 1 kilogram. O zaman e, sola sağa doğru gelen bu cismin momentum nedir? M çarpı V. 1 çarpı 300'den 300 yaptı mı? Evet. Peki buradan gelen cismin momentumu ne? İkinci cisim diyelim onlara. Şöyle bir cismi olsun. M çarpı V. Yani 1 çarpı 240'tan burası da 240 yapar gençler. Şimdi o zaman P0 ne oldu? P0 bakın zıt yönlü olduğuna göre 60 olması lazım. P0 60 sa P0'un 60 olması lazım. Hangi yöne Sağa doğru. Şimdi bizim bunlar saplandı ya toplam kütlemiz ne oldu? Bir, diğer de bir mermiler. Bir de 10 kilogram. Yani toplam artık bizim elimize 12 kilogramlık cisim var. Ve momentumunun momentumunun 60 olması için hızının kaç olması lazım? Hızının 5 metre bölü saniye yine sağa doğru olması gerekir. Değil mi? Bu şekilde evet cevabımız bu durumda C şıkkı çıkacaktır gençler. Beşinci sorumuza bakalım. Uzay boşluğundaki mekiğin dış kısmına çalışma yapan astronotun bağlantı alatı kopmuş ve astronot bir miktar savrulmuştur. Momentum korunumu ilkesine göre astronot kıyafetini iliştirilmiş yangın tüpünü ara ara sıkarak tekrar uzay mekiğine dönebilmiştir. Durgun haldeyken yangın tüpünün tetiği basıldığı anda çıkan köpüğünün kütlesi. O zaman burada cevabımızın 2 ve 3 yani D şıkkı olması gerekir. Evet hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar gençler.